Mayıs ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %294 ile kuru incirde görülüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çocuklarımız süt ve süt ürünlerini yeterince tüketemiyor, sağlıklı beslenemiyor. Bu ürünler özellikle yoksul aile çocuklarına ulaşamıyor, dedi. Bayraktar, Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette havuç, üreticide patlıcan olduğunu belirtirken, fiyatı en fazla düşen ürünün hem markette hem de üreticide kuru soğan olduğunu söyledi. Kuru soğan 3,1 kat fazlaya satıldı. Üreticide 115 lira olan kuru incir markette 453 liraya, 7,5 lira olan limon 29 liraya, 7,5 lira olan salatalık 26 liraya, 11 lira olan elma 36 liraya ve 6 lira olan kuru soğan 19,5 liraya satıldı. Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün markette havuç, üreticide patlıcan olurken fiyatı en fazla düşen ürün hem markette hem de üreticide kuru soğan oldu. Mayıs ayında markette 35 ürünün 22'sinde fiyat artışı, 12'sinde fiyat azalışı görülürken bir üründe ise fiyat değişimi olmadı. Mayıs ayında markette fiyatı en fazla artan ürün %35 ile havuç oldu. Havuçtaki fiyat artışını %17 ile limon, %16 ile patlıcan, %15 ile yumurta takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %22 ile kuru soğan oldu. Kuru soğandaki fiyat düşürü %15,5 ile tavuk eti, %13 ile sivri biber, %10 ile domates izledi. Mayıs ayında üreticide 27 ürünün 3'ünde fiyat artışı olurken 13'ünde fiyat düşüşü görüldü. 11 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü %34 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat düşüşü %31 ile salatalık, %23 ile elma, %22 ile kuru kayısı takip etti. Üreticide en çok fiyat artışı %41,5 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki fiyat artışını %25 ile patates ve %19 ile yumurta izledi. Kuru soğanda erkenci çeşitin hasadı Nisan ayı itibariyle başladı. Mevsim normalleri üzerinde gerçekleşen hava sıcaklıklarıyla normal çeşitlerde de olgunlaşma erken oldu. Erkenci çeşitin depolanamaması ve arzda yaşanan artışla kuru soğan fiyatı geçen yılın altına düşerek 6 lira 25 kuruşa kadar geriledi. Salatalık, kabak, domates ve yeşil soğandaki fiyat düşüşü tarla üretimine geçilmesinden dolayı arzda yaşanan artıştan kaynaklandı. Talepte yaşanan azalmadan dolayı elma ve kuru kayısı fiyatlarında düşüş yaşandı. Patlıcandaki fiyat artışı seradan tarlaya geçiş dönemi olması sebebiyle yaşanan arz düşüklüğünden kaynaklandı. Patates fiyatlarındaki artış aşırı yağışlardan dolayı hasadın yoğun yapılamaması nedeniyle düşen arzdan kaynaklandı. Yumurtada yaşanan fiyat artışı arz ve talepteki değişimden kaynaklandı. Ziraat odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre Mayıs ayında Nisan ayına göre 20-20 kompoza gübresi %0,1 oranında artarken üre gübresi %5, DAP gübresi %1,1, amonyum sülfat gübresi %0,9, amonyum nitrat gübresi %0,7 oranında düştü. Geçen yılın Mayıs ayına göre son bir yılda amonyum sülfat gübresi %56,4, üre gübresi %35,6, amonyum nitrat gübresi %32,2, DAP gübresi %30,1 ve 20-20 kompozit gübresi %29,4 oranında arttı.